Selamlar dostlarım, ben Tayfun. Arkadaşlar, uzun zamandır benden pitbull'larla ilgili video çekmemi istiyordunuz. Yemin ediyorum ben de çok istiyorum ama artık eskisi gibi hiç pitbullcu kalmamış arkadaşlar. O yüzden de bulmakta çok zorlanıyorum. Hatta eski camiyeden olan arkadaşlarımız, dostlarımız, abilerimiz varsa bana Instagram'dan ulaşsın. Onları da ziyarete gideceğim. Bugün köpeklere kendisini adamış bir kadının yanındayız. Ayşegül Murat. Ayşegül neredesin? Geliyorum. Yani hala orada köpeklerle uğraşmaya devam ediyor arkadaşlar. Seni bir tanıyalım Ayşegül. Bir insanlara kendini tanıt. Tanıtayım Tayfun. Öncelikle adım Ayşegül arkadaşlar. Şöyle yavrumu aldım da üstüm başım böyle kirli arkadaşlar. Kusura bakmayın öncelikle. Şimdi şu şekilde arkadaşlar. Normalde ben pitbull cinsi köpekler bakıyorum. Ki ayrıyetten tabii ki sokak köpeğim de var kapımda. Ama şu şekilde olaya baştan başlayayım. Buradan 3 sene önce ben Tayfun'u bir tesadüfen gördüm. Ardından ondan sonra işte köpek sevgisini bana bir aşındırdı. Ki videolarla, tanımadığım halde videolarla bayağı bir aşındırdı. 3 sene önce oldu bu. Ben Tayfun'dan köpek istedim arkadaşlar. Marlan'ı ilk yavrularını sahiplendiriyordu. Köpek istedim. O esnada bayağı insan mesajı attığı için herhalde cevap veremedi. Ben de bizim Tyson'ı aldım. Tyson'ı. Şu şekilde niye ismini Tyson koydum? Tayfun'dan aşındım o sevgiye. Bir de Tayfun'un ilk kez bir Tyson. Tyson olunca da ben de Tyson koyayım. Ondan sonra Tyson olunca zaten böyle bir süre sonra bu bahçeye geldim. Yani her şeyi Tayfun'dan aşındırdım aslında kendime. Yani bir başlangıç izlemek. Evet. Ondan sonra birden sayı 6 yaş. Bak hani diğer insanlar gibi pitbull'lar o kadar karşıydım ki dedim ulan dedim şöyle böyle senin videolarını 7/24 izliyordum biliyor musun? Bak evde televizyonu açıyordum hani uyurken bile senin videolarını izliyordum. Ve sen cevap vermeyince gittim ben de Tyson almıştım. Şimdi beni tribe sokmuyor. O sıra çok mesaj geldi arkadaşlar. Yani sonradan cevap verdin tabii ki yaz. Ben çok de kusura bakmadım. Göremedim arkadaşlar. Hele ki yavru paylaşacağım zaman binlerce insan yazıyordur belki. Vallahi öncelikle şunu söyleyeceğim Ayşegül. Tabii ki. Böyle konuşman cidden beni çok onurlu ve mutlu etti. Niye? Çünkü amacım her zaman biliyorsun insanlar hayvan sevgisi aşılayıp vallahi örnek olabilmek. Bir kız olarak ben o sevgiyi aşılarım. Yani emin ol tabii bir erkek olarak kolay da bir kız olarak bu kadar köpeğin yükünün altına girmek öyle kolay değil arkadaşlar. Hele ki kapınızda böyle pitbull'lar varsa dışarıda da insanların birçok ön yargısı var. Komşun olun dışarıdaki insanlar olur. Gezdirirken beslerken birçok problem yaşıyorsun. Yine yaşadığımda oluyor bana tabii biraz canım, anlattın. O. Yani kızı bir yere sığdıramamışlar. Aynen sığdıramamışlar. Sürekli bir problem yaşıyor. O yüzden ben de elimden geldiğince Ayşegül'ün yanında olmaya çalışıyorum. Destekçi olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Senin dediğin gibi Tayfun köpek değil evlat niyetine bakacaksın. Bak bunlar bir gün yemek yemeyince gerçekten hani ben yemek yemiyorum. Kendi rızkımdan kesiyorum köpekleri veriyorum. Ki normalde hani köpek bakan insanlar şey yaptı. Aman yemeğini verelim sonuçta köpek. Bizde o yok. Ya ben de o yok yani. Sen de onu hiç görmedim bu zamana kadar. Sürekli Tayfun kaç senedir? 3 senedir, 4 senedir sanıyorum Tayfun'u. Tayfun sürekli bir mücadele içerisinde. Sürekli bir mücadele içerisinde köpekleri hakkında. Takdir ediyorum bu konuda. Sağ ol Ayşe. İyi ki de bu sevgiyi bana aşındırdın Tayfun. Çok mutlu oldum senin de öyle olmana. Yani şu bahçe kurulduysa bil ki yani geçmişten sana dayanarak kuruldu. İyi ki varsın Ayşegül. Ne kadar güzel ve köpekleri de çok güzel arkadaşlar. Köpekleri bir görün. Ya pitbull'a hasret kaldım. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Ayşegül köpeklerin hepsini kısırlaştırdı. İlçe evet. Tarıma gerekli kayıtlarını yaptırdı. Şu anda beslemesinde kanun herhangi bir yasak şey yok arkadaşlar. Köpeklerin hepsi kontrollüdür. Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. Elimizde bir tane Cane Corso yavrusu var. Bunun bir tane de kardeşi de var, bacısı arkadaşlar. Bu Cane Corso yavruları kaç günlük oldu Ayşegül? Bunlar tam 43 günlük. 43 günlük yani. Oldular. Sütten kesildiler artık mama evet, yemeye başladılar. Sahiplenmek isteyenler olursa Ayşegül mama karşılığı sahiplendirmeni yapacak. Gönül ister ki ücretsiz versin. Ama bugün arkadaşlar bir mamanın çuvalı 500-600 lira olmuş minimum. Bu hayvanlar bir haftada bir çuval mama yiyorlar zaten. E ne oluyor? Yavru olduğu zaman mama karşında veriyor. Diğer evlatlarının karnını doyuruyor. Sizler de sahiplenmek isterseniz. Tabii. Abi sadece mama versin, alsın ya köpek olsun, adam şey olsun, insan olsun, hayvan sever evladı olsun, gibi baksın, evladı gibi baksın, sonra sahiplendirmesini aynen yapacak. Onun için de Instagram'dan bana ulaşın arkadaşlar. Bana sana vereyim dedi Tayfun dedi. Sana bir hediye mi olsun dedi. Çok teşekkür ettim. Çok istiyorum ama yerimiz müsait yok, değil. Yok Tayfun sen çok de. Şimdi yani şey yaptım ama yani gerçekten çok fazla çok köpeği sıkıntı var. Gel Ayşegül senin köpeklerini bir tanıyalım Ayşegül. Şimdi bak benim gözüm bir tane Tina var arkadaşlar burada. Tina. Ben bu Tina'ya hasta oldum Ayşegül'e de dedim. Bunu da dedim ver bana. Hatta yavrudan önce Tina'yı istedim. Uzaktan beni görüyor arkadaşlar. Kuyruk böyle helikopter gibi. Delirmişe dönüyor. Yani pitbull'larda en sevdiğim özellik bu zaten. Ya bizim İnsanlar, normalde pitbull'lar şımarık Tayfun. Çok şımarıklar, yılışıklar. Bayılıyorum onların boyuna. Bak nasıl gülüyor. Kurban olduğum gibi. Bu da senin Tyson gibi aynı gülüyor var ya. Kaç yaşında oldu şu an? Bu şu an 1,5 yaşında arkadaşlar. Hiç eşlemesi vesaire olmadı. Bunun rengi ne diye geçiyor? Brindle mı? Tiger, Brindle olarak geçiyor. He, Brindle. Anladım. Maşallah. Bunun diğer köpeklerde arası nasıl? Şimdi şöyle, bu
normalde çok sosyal bir köpek. Çok oynak olduğu için bizim köpekler biraz ağır başlı. Hele ki Tyson çok ağır başlı. Evet. Ondan fazla anlaşamıyor. Bu çok oynak olduğu için bizim sadece narkozla anlaşamıyor. Ya bir ileride yerimi ayarlarsan, nasip olursa bunu verir misin bana? Evet. Valla bu çok vallahi hoşuma gitti. Çok iyi baktığını biliyorum. Tine gel. Çok hoşuma gitti. Tam bir arkadaşlar sevgi manyağı ya. İnsan görünce yemin ediyorum denir. İleride belki nasip olursa isterim arkadaşlar. Kızımıza bu arada yorumlarda maşallah yazın. Evet. Toplam 6 tane evlat var. Hepsini gezeceğiz. En çok hangisi hoşunuza gittiyse onu da yorumlara, örnek ben Tina'yı sevdim, Tyson'ı sevdim diye yazdı. Tabii onun yanında benim kraliçem de burada, ona göre. Orlamız da burada. Ya çocuğu koklasın. Neler? Aferin benim kızcığım. Çok seviyorum. Ya ben Marlon'un gerçekten var ya şu bodyguard eğitimliliğine bayılıyorum Tayfun. Marlon babasını çok seviyorum. Bak aferin benim kızcığım. Çok mu akıllı? Kraliçeyi de buraya getirdik. Az önce de ufak bir mevzu yaşadık lan. Burada uğraşıyoruz, oturuyoruz. Kardeşim dedi ki yapma öyle el, yapma öyle, yaparsan şey yaparsan saldırır. Çok, çok sevdiği için saldırır. Az önce duydum kardeşim dedi, abi dedi Marla geziyor. Lan bir baktım Tina'yla birbirine tam giriyorlardı, son anda çektim arkadaşlar. Onu da şimdi zincire bağladım. Az sonra Marla ile hepsini tanıştırak diyor. Daha tanıştırmadık, bir Tina'yla tanıştı. O da hiç iyi olmadı az önce. Ya onunla şey yapmıyor. Ya bizimkiler dişi dişiyle anlaşamıyor. Ya deneyeceğiz ya. Daha işte. Bakalım sevecek mi? Gerçekten şey hani benim Marla'm uyumlu. Ufak bir zarar gelsin bile istemiyorum. Bir şey olmaz sende. Bak burada da bizim işte Tyson'ımızın ismini alan ikinci Tyson'ımız. Evet, bu Tyson neden kafesli arkadaşlar? Öncelikle söyleyeyim, kafesimizin içerisi geniş, sadece kapakları bu şekilde. Yani maddi durumu buna el verdi. Tyson bizim narkoz var, narkozla anlaşamıyor ve kendisinin tasmadan kaçma özelliği olduğu için kafesin içerisinde. Kaçma, parçalama, kırma, ha, yutma. Yani şımarık evde büyüttüm 3 senedir. Yani yatak döşek hiçbir şey bırakmadı. Biraz şımarık olduğu için, değil mi dayıcı? Ya şımarık da bu aslında Tyson arkadaşlar, tek bir büyük bahçeniz olacak, tek başına besleyeceksiniz. Heh, tek başına. Tam öyle bir köpek çünkü Ayşegül anlattı bana. Ya dedim bu niye böyle, öyle geldi ki burada önünde 5 tane tahta var. Tyson dedi yıkıyor, kırıyor elini. Ne demiri parçalıyor. Ne zincir koydun, ne kapı koydun, ne hiçbir şey koyma dedi. Nasıl zapt edeceğimi şaşırdım dedi. Yerim de ufak dedi. Ben ilk köpeğimle şımarttım, şımarttım. Tyson çok güzel ama. Yani bence burada kaç tane köpek var? Tabii ilk gözümde Reyna var. Reyna'yı göreceğiniz. En sevdiğim Reyna. Sonra Tyson arkadaşlar. Tyson çok da asil bir köpektir. Bundan sonra çıkartak mı? Çıkartalım. Bir kalıbını görün ha. Ufak çıkartalım. Görünmesin buradan. Hı-hı. Çok güzel arkadaşlar. Bayağı okay. Sonra burada narkoz. Narkoz. Şunun ama şu narkozun bir bakışlarını çek. Dur. Şu bakışları bir görün bak. Ateş gibi gözleri var arkadaşlar. Maşallah çok güzel bir evlat Ayşegül. Narkozun hikayesi ne? Kaç yaşında? Narkoz öncelikle 2 yaşında. Narkozumuz şu şekilde. Ben rahmetli Deniz abim vardı. Allah rahmet eylesin. Amin. Ondan sonra rahmetli Deniz abim ölünce aslında bu bahçeyi de biraz narkoza dayanarak şey yaptık. Köpek onundu. Evet onundu. Beraber almıştık. Video çekiyorduk falan işte. Deniz abi rahmetli olunca hani ortak baktığı kişi de vermek durumunda kaldı. Alelacele biz hemen buraya bulduk. Hemen narkozu getirdim. Narkozlar küçüktü o zamanlar. Hı. İlk aldığımızda ben bunu 2 aylık falan Deniz abi aldığımızda. Ondan sonra bunu işte getirirken peşine zaten şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Reyna'mız var. Reyna takıldı. Birbirlerine aşık. Ben gideyim Reyna'ya vurayım. Şu diğeri hemen narkoz saldırır. Şu da sahip edecek bu arada. Reyna saldırır. Bunlar birbirine aşık olduğu için ben de ayırmak istemedim. Bu sana geldiğinde yavruydu bu arada değil mi? Canım. Yani 3 aylık falan. Yani sen abinin mirasında bir evin sahip çıkmış gibi tabii, oldun. Tabii, tabii. Her zaman ben de onu düşünüyorum. Şimdi çok köpeğim var. Lan dedim ya bir gün ölsem. Her zaman şimdi öyle bir korku var. Bu evlatlarımın hali ne olacak diye. Aman Ayşegül. İkiniz bir yıkıyor. Yıkıyor yıkıyor Tayfun, bu hayvan gibi oldu. Şuna baksana. Maşallah benim aslanım. Bu mesela arkadaşlar pitbull'un büyük hali. Ha. Sanki kangalı pitbull merezi gibi. Yani büyük olarak diyor. Gerçek görün çok büyük. Pitbull deyip şey yapıyorlar ya. Bak elime ağzı hazırlıyor. Lan ben geldim buraya. Köpekleri tanımıyorum. Beni gördüğünde kuyruk sallıyorlar. Tabii birkaç koruyan vardı da. Biraz da benim yaklaşımım var. Hepsi Allah'ın koruması var. Ya, sen varken geldik ama. Yok. Başım kusura bakmayın böyle. Ya sen azıcık köpekçi kızın, köpekçi adamın hali böyle olur arkadaşlar. Biz de beyaz giymişiz. Evet, temiz gezecek halimiz yok. Bir de benim gözlem Reyna'm burada. Şu aşkımın güzelliğine bakın bak. Benim lan dur lan narkoz Allah'ım. Reyna'mız da böyle. Reyna dediğim gibi narkoza aşık bir köpek. Peşine takıldı, ben de bunu getirdim. Bunun otur, kalk, sağ patisi, sol patisi var tabii. Ver ver hadi ver. Allah seni ne yapayım bir de bir batı gibi. Bir de sokak köpeği. Ver ver buradan deme. Bunu deme. Yalnız böyle. Ver. Al. Ver. Ver yavrulara git kız. Ver. Kızım ver. Allah. Gelişinden azı garip bir şey mi? Reyna çok tatlı bir köpek de bak. Bir de bu arada tazı gibi biliyor musun? Şöyle bak dur. Reyna'nın böyle çok masum görünen kadınlar olur ya, gözleri şeytan bu olur. Bu arkadaşlar bir sinsirella normalde. Evet. Bahçeye girdi. Geldi narkozun peşine. Bir hafta hiç yanına yaklaşamadım ben bunu. Öyle. Nasıl biliyor musun? Sinsi bakıyor, saldırıyor. Sen şimdi git oradan. Şu
kürekle vurmuş gibi yap. Hemen nasıl sağlıyor? Sen bir de şey demiştin bana arkadaşlar, bu narkoza neyle aşıkmış diyor ki, sen diyor narkoza vuruyormuş gibi yap diyor. Sana saldırır diyor ama. Sana saldırır diyor, deneyelim mi? Dene bakalım, bir sen kürekle vurmuş gibi yap. Ama narkoz bana saldırır mı? Elimle yapsam? Yok yok, sen kürekle yap. O zaman kürekle yap. Şu fırçayla yap. Bu zaman oldu, kimse bahçeye gelmiyor. Ne diyorsun lan? Allah saldırıyor. Sırf şarkına aşık olduğu için onu koruyor değil mi Ayşe? Evet evet. Allah bayağı Allah. Bayağı aşık olduğu için Leyla. Onu koruyor. Ne diyor lan? Lan daha iyi söyle. He? Ya pardon, fazla yer miyim? Fazla şarkı. Ama bak bana, şimdi sen onu narkoza vurdun zaten. Gel şimdi. Bak gel. Leyla. Reyna. Valla Reyna çok seviyorum. Ya hiçbir şey yapmaz. Sen gel bir de ama aşıkmış gibi bak. Gerçekten bir ya biliyorsun bak. Vallahi. Sen bilmiyorsun pardon. Kameraman arkadaş biliyor. Bir beraber bir de. Bu pitbullların arasında buydu. Ne diyorsun ya? Ha, maşallah çok güzel. Çok tatlı bir evlat. Şu sokak köpeklerin şöyle masum bakışları var ya. Bak, bunlara hayran oldum. Daha yeni vurdun. Bir anda aklım gitti vardı ısıracak diye unuttum. Ya, nankör değiller valla. Aferin benim kızım. Çok akıllı. Hayır. Şimdi gelin arkadaşlar. Genel olarak köpekleri gördünüz. Ayşegül. Tekrardan söyleyeyim, emeğine sağlık. Bir kadın başına bu kadar köpeğe bakmak kolay değil. Eminim sen de çok yoruluyorsundur. Evet. Yaptığın işi de emeği de seni takdir ediyor. İnsan çok yoruluyor. Bir de pitbullcu kadınları görünce emin ol çok mutlu oluyorum. Yok çünkü. Evet. Nadir, her kadın pitbull besleyemez arkadaşlar. Evlerine nadir nadir besleyen insanlar tabii ki var. Ama nadir ama. Hani bahçe türünde besleyemem görmedim. Genelde korkuyorlar, çekiniyorlar. Ya Ayşe... ben şu köpeği ağızlıkla çıkartıyorum, kadın bağırıyor. Ablacığım ağızlıkla çıkartmışım, bir sor saldırır mı diye. Ya şu var işte. Ayşegül hep diyorum. Aslında insanlar baktı mı bizim gözümüzden o davranışlar kötü, fakat haberlerde sürekli böyle şeyler olduğu için insanlarda bir ön yargı oluşuyor. Ya aslında bu hayvanların adını kötülen insanlar, itkopuk insanlar. Bunu sen de geçen bana bak, Yalova'dayım geçen. Geziyorum sahilde. Kadın gelmiş. Yanında çocuğu. Şu köpekleri gezdirmeyin burada. İtin dostuna güven olmaz falan filan. Ya teyze dedim. Sen dedim ilk önce insanoğlundan kork. İnsanoğlundan kork ya. Üzüm. E bu köpek sana yapabileceği en büyük şey belki alanını korumak için, kendini korumak için ısırabilir. İnsanoğlu senin hayatını mahveder, aileni mahveder, düzenini bozar, malını mülkü elinden alır, dolandırır, her türlü kuşluğu sana yapar. Ama diyor ki hayvandan dost olmazmış köpekler. Ya işte böyle bir önyargı olduğu için insanlarda, ben de elimden geldiğince... Sen kaç senedir bu şeyin içerisinde, camianın içerisindesin, daha insanlar anlamadın. Şey, şunu diyorum bak, pitbull'a karşı bir önyargı yok. Bak pitbull besleyen dedi mi, ben pitbullcuyum ha, severim. %90 kafanda bir tip canlanıyor. Serseri, it kopuk, el oyuncu tayfa. Kendi götlerine güvenemedikleri için, geneli, çoğunluğu için konuşmayayım. Bu hayvanları alıyorlar. Silah niyetine bulunuyorlar. Şimdi bu hayvanlar saldırgan olduğu zaman çok meyilli, korumacı hayvanlar olduğu için. Korur. Ne oluyor? Kendilerini koruyamadıkları için hayvanları alıp bunları saldırtıyorlar insanlara. Çoluğu çocuğun önünde pitbull. Oh, bak nasıl saldırıyor arkadaşına. Bas, kıs kıs diyor. Kaza geliyor. Hayvanlara şimdi öyle bir önyargı var. E ne oluyor? Bunlar beslediği için bu hayvanların adı çıkıyor. Ama mesela senin benim gibi arada iyi besleyen insanlar da bugün herkes çoğunluk yapar. Tabii. Örnek şurada örnek mesela varsayın bir tane şehirde bir sıkıntı çıktı. Herkes başlar o şehre saymaya. İnsan ayırmaz. Genelleme yapmayı bizim milletimiz çok seviyor arkadaşlar. O yüzden de biz de elimizden geldiğince bunların saldırgan olmadığını göstermeye çalışıyoruz. Saldırgan var mı? Her köpeğim var. Kangalın da var. Beni çocukken çok kangal ısırdı. Çoban köpeği de ısırdı. Ya beni 7 kere köpek parçaladı. Ya olabilir. Onda sokak köpeği bak, bugün, sen düşün yani. Allah bunları öyle yaratmış ki hayvanların kendi bölgeleri var. Evet. Örnek burası bir hayvanın bölgesi. Uzaktan fark ederseniz köpek size havlar bir sokakta yürürken. Niye havlar? Benim bölgeme girme. Girersen seni ısırırım der. E sen de o havlar sallamazsın. Onun bölgesine girersen ısır. Örnek senin bir evin var. Yabancı biri tanımıyor adam. Kafasına göre senin bahçene girdi buraya ne yaparsın? Sen de ona saldırırsın. Hayvan da böyle arkadaşlar. Aslında bunun olması gereken çocukken ilkokullara ders olacak. Hayvan psikolojisi anlatılacak çocuklara. Bilecekler. Sonuçta hayvan sever insan, vicdanlı merhametli insan. Tabii ki. Hayvan sevmeyen insandan kork. Aynı sofraya oturma. Bak korkan demiyor. Korkabilir, geçmişine ısırılabilir, saygım sonsuz. Sevmeyen, doğuştan sevmeyen bir insanla aynı sofraya oturma. Hayvanı sevmeyen insan, zarar veren insan sizin var ya ayağınızı yerden keser arkadaşlar. Şimdi Ayşegül bir mallamızı tanıştırak mı? İlk planın yanına gidiyor. Say bunu ya, ben mahalle bir şey söyleyeyim. Ben birazcık şeyim. Ayşegül benim köpeğim akıllı. Ya şimdi hani bizimkiler baskınlık kurmaya çalışır, anladın mı? Niye de? Hani şimdi kendi bölgesi ön birazcık dursun. Ben şimdi kendim önlem alacağım Ayşegül. Sen kendi köpeklerine güveniyorsun değil mi? Ben bir şöyle bir köpekleri gezeyim Tayfun. Bir dikkatlice bir bakayım. Şimdi yavrular var, yavrular. Yavrular bir şey yapmaz. Yüksek, sen kısa o yavruları. Hadi otursun, gel Marla.
Ben ilk Tina'nın yanına gidiyorum Ayşegül. Tayfun. Gelin bir Tina. Tamam. Tina'ya gidelim bak. Tina. Zincir öncelikle uzun Tayfun. He ben bir dakika, ediyorum. Bir dakika. Dikkat ediyorum şimdi. Bakalım Rod ve Pitbull'un dostluğu nasıl olacak? Bizim Tina oynar. Bak bak. Aa, ne oldu Ayşegül? Ne oldu bak çok seviyorlar birbirlerini. Bak gördün mü? Marla hiçbir şey takmıyor yapıyorum. Şu an Tina oynamak Marla şu an gezme psikolojisine girdi. Marla aynen şu an gezmek istedi. Ya. Bak Tina, Marla gel bir Tina ile tanışsana güzeller güzeli kraliçe. Bizim Tina normalde oynar. Tyson'a gidik. Tyson şu an kafeste oynar Tyson onunla. Tyson. Oynar. Dışarıdan ne olur? Tyson böyle eşleşmeye falan çalışır. Ama Marla da böyle hani bir tarafta kalkmış kızlar var ya kimse unutsa beni aynı olmadı. Egoist kızlar da var. Egoist kendini bir şey sanıyor. Bir yaklaşsana kızım bir tanışasın. Kuyruk da olsa da sallasa da. Kuyruk da yok. Ama kuyruğunu kesmişler vallahi. Narkoz. Narkozunla o da erkek aslında. Onlar bir şey yapar mı narkoz? Şey. Ya Marla sosyal bir köpek ama Marla şimdi... Güzel değil. Marla yapmaz. Marla bir şey yapmaz. Hayır hayır sakin. Marla bir şey yapmaz. Sakinleş. Arkadaşlar ben böyle şeyden birazcık tırsıyorum. Oynadım. Eşekler. Bak anlaşıyorlar. Hiçbir problem yok arkadaşlar. Arkadaşlar Reyna bir yapar mı? Hayır bu Reyna şu şekilde Reyna hiçbir dişi köpekle anlaşamıyor. Ama Reyna çok tatlı ya. Çok tatlı ama hani anlaşamıyor. Şimdi ben hani hiçbir yerde zarar gelsin istemem ama. Evet. Hani anlaşamazlar. Hiç evet. Ne yaparlar? Peki buradaki en baskın köpeğin hangisi? Arkada. Dumanım. Duman mı? Duman en baskın köpeğim ama şu an hani... Baskın derken? Sonu korumacı. Falan korumacı. Bence Tyson Ayşegül. Yani Tyson ama Tyson yerine durmuyor ama şimdi şöyle ama bakınca işte, arsız Duman. Biraz Tyson. Duman çok değil. Duman'ı da gördüm. Duman'ı size başka zaman gösteririz arkadaşlar. Duman'ı da gördüm. Bence Tyson her şeyi. Yani bak bunlar sevdiği birbirini gördün mü? Şimdi ben Tyson'u tutamam. Tyson... Allah! Lan Marla kıçımla kar deviriyorum. Yemin ederim ben gibi kızı deviriyorum. Lan maşallah benim kıçım. Oyun bacım acıttı ya. Tyson'u çıkartamaz mısın? Şimdi Tyson'u çıkartırım. Marla'yı istersen şey yapalım. Zincire bağlayalım. Çünkü tamam. Ben Tyson'u tutamam. Öncelikle bunu söyleyeyim. Kim ben mi tutacağım? Sen tutacaksın. Kız bana saldırmasın ya. Yok sana saldırmaz ama çok kalıplı Tayfun. Eski gördüğüm Tyson değil. Ne diyorsun sen ya? Bakayım şuna bir. Ya bak şu an böyle şey gözüküyor sana. Ama onu bir çıkar. O zaman Ayşegül şöyle yapalım. Tyson'ın şimdi sürprizi kaçmasın. Bir gün Tyson'la Marla'yı alalım. Burada senin çok sokak köpekleri var demiştin. Evet. Tyson'la Marla ile sokak köpeklerini ziyarete gidelim. Tyson'la hem eski Tyson Marla'yı şey söyleyeyim mi sana? Çok riskli bir video olur biliyor niye? Musun? Bak Tyson şimdi bizi parçalıyor. Görünce deliriyor. Evet. Şimdi Tyson'la ben gezdim daha öncesinde. Evet. Bayağı aksiyon yaşarız. Ne diyorsun? Bak, o zaman öyle yapar. Ya şimdi zaten Ayşegül'le çok riske girmeyelim diyor arkadaşlar. İsterseniz bu videoya güzel bir beğeni patlaması yapın. Yorumlara yazın. Tyson'la Marla'yı çıkartalım. Burada çok soğuk köpeği var dedi. Hatta o videoyu da çekeceğim size. Dedi ki şurada dedi, geçen gün dedi sonra da geziyordu dedi. Bir evde de 20-25 tane köpek var dedi. Oo, bana saldırdılar zor kaçtım dedi köpekle gezerken. Gerçekten çok feciydi ya. Ben 15-20 tane ama var ya sana bir şey söyleyeyim normal yürüyorum. Köpeklerine şimdi güvenmemen normal. Hepsi bir kraliçe Marla değil ya Ayşegül. Güvenmemen normal senin. Nasıl yürüyorsun ya? Senin güvenmemen normal. Biz kraliçeyle gidersek sıkıntı olmaz. Tyson şu an kafeste bak o çıksa ver bakayım heybetini meybetini. Ya şimdi dişi köpek getirdim diye havaya girme Ayşegül. Hadi sizi getirmeyeyim Tyson'a. Anladın mı? Hadi sizi getirmeyeyim. Tyson'un inatlaşmanı seviyor. Ya bu da ne seviyor, seviyor köpeğini abartmayı gözünüzü seveyim gel Marla. Gel. Evladım, şimdi köpekleri sümsük ya Marla bir şey yapar diye korktu o yüzden. Bak gel de şimdi Tayfun yarabbi yarsın. O yüzden getirme diyor arkadaşlar. Gel de kızma buna. Marla ile tanıştırma diyor arkadaşlar. Ay Tayfun ulan Tayfun. Oh iyi oldu sana Tayfun. Ayşegül bak kaşını yiyor buna kaşınma yapacağım. Tayfun övmeye bayılır. Buna, bunun var ya öyle bir yapısı var ki buna bir şey de kendine laf söyle köpeğine söylediği kadar koymaz. Köpeğine katliyen bir şey deme. Bir gün sana bir sürpriz yaparım belki. Ha var ya bir şey söyleyeyim. Hayatta son yapacağın şey olsun bana. Bak ben bu kadar seviyorum. Ondan korkayım. Beni bıçaklar hayır. Falan diye korkuyorum. Oha abartma. Sallamayı alır ama. Boynumu keser falan diye korkuyorum aşırı. Yani benim öyle evlatlarım can damarım. Hele ki Tyson'ım. Ama şunu biliyorum yani hayvanlarını cidden kalben seviyor. İlgileniyor onlarla. Yani bayılıyor onlara. Bildiğiniz evladı gibi almış sabah akşam eviyle burası da yakın değil. Nereden baksan 10 kilometre var, 10 kilometre yağmur çamur demeden yürüyor, gidiyor, geliyor, bunlarla kışın ilgileniyor. Kışın burası var ya, bir gör tabii. Hayvanların da zayıf da değil Ayşegül. Bakıyorsun abi. Belli yani. Marla nereye gidiyorsun lan? Duvarları bile devireceksin. Kıçı iler yere devirir, şimdi patileri iler yere. Aslan kızı diyor, kıskan mı Marla? Aslan Marla, ulan eşek Marla. Neyse arkadaşlar, Ayşegül bugün de seni ziyaret ettik. Gelin güzel senin gibi pitbullcuyu görmek beni cidden mutlu etti. Dediğin gibi başka pitbullcular varsa yok. Ben bulamaz oldum. Senin çevrende kaldı mı? Yok ben bir şey söyleyeyim. Eskiden ben de video çekiyordum ama şu an gram yok. Eskiden de yasaktı. Herkes ne yapıyor biliyor musun? Şimdi kısırlaştırmaya vesaire para gerçekten vermediler. Tamam da bak şimdi, sokağa şimdi bir dakika şöyle bir şey.
Devlet şimdi beslemen için bir yöntem sunuyor. Sana kısırlaşır beslemedi. Bir şey söyleyeyim, bu çok iyi oldu aslında. Ama eskiden komple yasaktı ki bu. Eskiden yasakken herkes vardı. Bunda şimdi devlet imkan sağladı. Kimse yok. Bunda evet rahatsızladık. Biraz herkes köpeklerini verdi. Yok arkadaşlar. Evet, tamam. Bana diyorsunuz ki git pıtkıları. Yok yok. Ya yok, götürüp ya barınağa veriyorlar ya da ormana salıyorlar. Yazık, o hayvan niye vebaline giriyorsun ki? E kısırlaşsın ne kadar onlar, ya? Ne kadar onlar ki? Şöyle. Üç tane köpeği yavruyu satar, parayı yer hayvanı kullanır. Ha. Anladın mı? Ha. Köpeğe bakmaya gelince, seviyeye gelince öyle Allahsızlar. O yüzden diyecek hiçbir şey mi yok? Onlar da Allah'ından bulsun. O hayvanlar abi, size kendi babanızmış, çocuğunuzmuş gibi bağlanıyor, sizi seviyor. Hayvan dövüştürenlere de şunu diyorum. Bazen paylaşım oluyor, Face'te falan görüyorum. Hayvanı dövüştürüyorsun, sen de o hayvan istediği için dövüşmüyor. Evet. Şimdi o hayvan seni seviyor. Tamam mı? Seni seviyor. Sen ona bir komut veriyorsun. Seni kırmak istemiyor. Sana bağlı olduğu için canla başla gidiyor, orada kavga ediyor hayvan. Sırf senin gözüne girebilmek için. E sen sana karşı bu kadar sadakatli bir hayvanı da gidip dövüştürüyorsun. Yazık, günah yani. Hep sizin yüzünüzden. Hayır, sadece şunu söyle. Bunların, sen kendi çocuğun dövüşmesini ister misin? Bu kadar canın vebali onların boynuna. Ha. Boynuna yani. Yazık, günah. Hayvanlar sizin yüzünüzden ne hale geldi. Hep adı çıktı sizin yüzünüzden. Allah'ınızla bulun. Başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Sizleri çok seviyorum. İsterseniz de o 25 köpekli yere köpeklerle baskına gideceğim. Efsane video olacağına eminim arkadaşlar. Tayfun çok risk alırız. Haddinden fazla alırız. İnşallah bir şey olmaz. Kraliçe malla varken sen rahat olsun. Şimdi Tayfun'u da alırsak var ya, biz orada sağ çıkarız ama çok kötü olur Tayfun. Bak ben sana korkutma beni yok, ya. Bak inanmıyorsun sen, diyorum ki köpekler ya normal ben giderken saldırdı. Şimdi alan koruması yapıyor, bu köpeklere saldırmayacaklar mı? Allah'ım. Yani Tayfun delirecek, Marla zaten alan koruması var. Nasıl ne olacak yapacağız? Biz var ya orada. E bizi parçalamasınlar. Alalım riskini diyorum. Oğlum ben köpeklere fısıldayan adamım. Anladın mı? Ben Tayfun Demirci'yim. Etinden korkanın kemiğini diyorum arkadaşlar. Oraya da gideceğim diyorum. İsterseniz abanın beğenilere. Hadi sizleri çok seviyorum. O yavrular için, kane korsa için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ayşegül'ün de Instagram linki açıklama kısmında mevcut. Oradan da sormak istediğiniz sorular varsa ona danışabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın dostlarım.